yabancı dil bilmeyen taksici kalmasın parolasıyla yola çıkıyoruz. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 yabancı dil. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünya kenti Antalya'da turistlerle ilk karşılaşan da taksiciler. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaşanan iletişim problemlerini çözmek adına taksicilere yabancı dil eğitimi verileceğini açıkladı. Tabii biz Sayın Valim'le pazartesi gün Dipo Taksi Durağı'nda bir kahvaltı programımız vardı. Bizim uzun yıllardır düşünüp de yapamadığımız programı kendisine arz ettik. Yabancı dil kurslarının verilmesi görüşüne vardık. Kendisi de gerekli talimatlarını vereceğini, çok sevindirici bir olay olduğunu, bizimden böyle bir talebin gelmesine gerçekten o da mutlu oldu. Bizim turizm sezonu bitip taksici arkadaşların biraz rahatladığı pozisyona geçildiği zaman bir program dahilinde milli eğitimle koordineli olarak Antalya'daki 3750 tane taksici esnafımıza en az 2 yabancı dil parolasıyla yola çıkıyoruz. İngilizce ve Rusça. İsteyene Almanca ve Arapça diye düşünüyoruz. Yabancı dil eğitimi iletişim problemini ortadan kaldıracak şekilde temel düzeyde verilecek. Şimdi yabancı müşteri geldiği zaman duraktaki rehberle, telefonla konuşturmaya çalışıyoruz. Biz de diyoruz ki kendi açımızdan en azından nereye gideceksin? Merhabalar, hoş geldiniz. Nereye gideceksiniz? Tarihi turistik yerleri tanıtabileceğimiz, onu eğlence mekanına götürebileceğimiz veya güzel bir yer sorduğunda, yemek lokanta sorduğunda götürebileceğimiz yerleri tarif edebilecek kadar 15-20 kelime de olsa onlarla bir irtibat kurabilmek bizim açımızdan çok iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü taksicilerin dili öğrenmesinin turizme de katkı sağlayacağı öngörülüyor. Tabii. Turizme de katkı sağlayacak. Yani şimdi geldiği zaman, şimdi bindiği zaman kendini anlayan, kendi dilini konuşabilen, derdini anlatabilen bir karşısında muhatap bulduğu zaman o turistin memnuniyetle ayrılması demek, Antalya'ya bir katkısı demek, bizim mesleğimize katkı demek, Türkiye'ye katkı demek. Yani onun için taksicilerse yabancı dil eğitimi alacak olmaktan oldukça memnun. Biliyorum, ihtiyaç belki geç bile kalınmış ama katkı olacağını düşünüyorum. Neticede insansın, konuşarak anlaşacaksın. Sağlıklı iletişim kuramazsan para da kazanamazsın. Bu birbiriyle tamamlayıcı şeyler. Mesela yalnız İngilizce değil, bugün mesela memlekete gelen Ruslar var. Esas İngilizce. Müşteriyle irtibat kurursak işimiz daha iyi olur, anlaşmamız daha güzel olur yani. Burada turizm bölgesi olduğu için, turistler de çok bindiği için ihtiyaç